Hemen Piri Reis'e dönelim. Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Oral Erdoğan telefon attığımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Oral Hocam, bize lütfen bugün gelen büyüme verisini sizin bilhassa dikkatinizi çeken boyutlarıyla paylaşır mısınız? Ve bundan sonraki sürece dair nasıl bir beklenti oluşuyor? Evet, genel olarak çok detaylı çeşitli açılardan bir süredir yayında zaten paylaşılıyor, değerli yorumlar yapılıyor. Bu açıklanan veri benim açımdan sürpriz değildi. Normal bir beklenti sınırında geldiğini görüyorum. Bunun bir önceki süreci birinci çeyrekte zaten gelişmelere baktığınızda Türkiye'de enflasyonu kabullenmiş bir atmosfer vardı. Yani parasal genişlemenin de olduğu bir süreçti. Diğer tarafta da Çin'in yavaşlamasının aslında bize çok ciddi artı yarattığı bir ihracat potansiyelimiz vardı. Ya aslında dünyadaki bazılarının işte Rusya-Ukrayna krizine, savaşına rağmen, pandemiye rağmen vesaire tedarik zinciri bozulmasına rağmen dediği şeyleri ben hep artı olarak olabileceğini düşünmüştüm Türkiye ekonomisinin. Onların yansıdığını da görüyoruz. Ama bütün bunları topladığınızda böyle bir atmosferde kamunun, devletin çok ciddi bir şekilde biz ileriye yönelik, evet resesyon bir takım sıkıntılar gelebiliyor ama tedbir alalım diyerekten ekonomiyi iyice sıkıştırma yerine daha da serbestleştirdiğini görüyoruz. Ve bunun da etkisiyle iç piyasada yüksek bir talep patlaması var aslında. Ciddi bir yerli taleple büyüme oluştu. Diğer tarafta da az önce söylediğim negatifmiş gibi görünen aslında çok da pozitif olabilen faktörlerin etkisiyle İhracat %15-16 üzerinde artarken ithalat o derece artmayınca çok ciddi bir net ihracat katkısı oluştu. İkinci ana durum buydu. Bu noktada buradan sonra bizim evet yine başta Avrupa'da enerjiyle ilgili kaygılar muazzam büyüdü. Enflasyonun etkisi de çok büyük durumda. O yüzden Avrupa Merkez Bankası'nın da likidite sıkıştırma eylemine çok daha net ve ciddi girmesi gerekiyor. Bir taraftan da Amerika ben de devam edeceğim gibi bir anlayışta. O zaman Türkiye'nin bu noktada hazır büyüme potansiyelini hem de sanayinin imalatının etkisiyle bir derece hızlandırdığı bir çerçevede biraz daha tedbirli olma, yedeğini güçlendirme politikasını oluşturması gerekebilecek önümüzdeki süreçte diye düşünüyorum. Evet. Sadece bu iç piyasadaki yerli talep büyümesine dayanarak gitmemiz çok uygun olmayabilir sadece. Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Oral Erdoğan, çok teşekkür ediyorum Oral Bey yayınımıza katıldığınız için, iyi çalışmalar diliyorum size. Yine hızlı